Haberlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyim. Yanımda Ömer Bey var. Kendisi Kayserili. Burada yaşıyor. Kaç yıldır buradasınız? 26 yıldır buradayım. 26 yıldır burada. Bugün beni misafir ettiler. Şimdi de Çarşı Pazarı'na gidiyoruz. Orada Özbekistan televizyonunda çalışan muhabir bir arkadaş var. Onunla görüşeceğiz. Bugün Taşkent'i gezeceğim. Size de gezdirmeye çalışacağım. Ömer Bey de çok gezmiş birisi. 30 ülke gezmiş. Evet. Tarih bilgisi de çok iyi. Bana çok güzel bilgiler verdi, sağ olsun. Teşekkür ederim. Sen. Çarşı pazarda belgileri. Kokaldaş madrasını bırakma. Bunun numarası var. Kokaldaş. Bu şu Kokaldaş numaramız. Gideceğimiz medresenin ismi Kokaldaş Medresesi. Daha önce Taşkent ve şehir devleti olduğu için burada bir hükümdar var. Bu hükümdarın da işte şehri kurduğu bazı medreseler, hanlar, kervansaraylar var. Bir tanesi de Kökaldaş Medresesi. O zaman Taşkent'in 3 tane büyük şehir ana kapısı var. Bir tanesi o Kökaldaş Medresesi'nin olduğu yere denk geliyor. Şu anda öyle bir kapı görünmüyor tabii, yok. O medresenin özelliği zaman zaman orada birleşilip şehrin geleceğiyle ilgili ya da o anki politik, dini, işte önemli konularla ilgili kararlar alınmış. Aynı zamanda da o medresede dini ilimler konusunda talebeler yetiştirilmiş ve bir sürede kervansaray olarak kullanılmış. Yani şehirler arası göç eden kervanlar ya da iş adamları, kim varsa onların kaldığı yerler olarak kullanılmış. Bir süre sonra özelliğini kaybediyor. Çünkü Kokan Hanlığı buralara hükümran olunca Taşkent'teki bu işte Taşkent şehrinin sahiplerinin hükmü kalmayınca o medresenin de pek bir özelliği kalmıyor ve harabe haline geliyor. Uzun bir süre öyle harap bir şekilde kalıyor. Sonra Taşkent'in el sanatları, ustaları zamanla orayı tekrar inşa ederek ya da tamir ederek şu anki haline getiriyorlar. Uzun yıllar yine medrese halinde devam ediliyor. İki türlü efsanesi var oranın ya da hikayesi var. Taşkent'in eski adı Şişkent. Şaşkent. Şaşkent. Şaşkent, yani altı şehir anlamında kullanılıyor. Burada çok eski yıllarda bir büyük deprem oluyor. O depremde Taşkent diye bir kalmıyor. Dümdüz oluyor yani. Sonra o Şaşkent denilen yerden buraya geçiliyor. Ve yeniden bir şehir inşa ediliyor. Ondan sonraki ismi Taşkent olarak kalıyor. Sebebi burada yeni buraya göçüldüğünde artık o eski Şaşkent'te kullanılan ham tuğla veya pişirmiş tuğladansa taşlardan yeni bir şehir kuruluyor, sağlam olsun diye. O yüzden de Taşkent ismiyle anılmaya başlıyor. Taşkent ismi oradan geliyor. Burası eski Taşkent'in meydanı. Burada başörtülü kadın sayısı çok fazla. Evet, çünkü burada bütün köylerden ya da etraftaki kasabalardan gelip pazardan alışveriş yapıp gidilen bir yer. Yani işte tam şehirlerin olduğu yer değil. Genelde dışarılardan gelip alışveriş yapıyorlar. Şurada demirlere yaslananlar kara borsacılar. Ellerinde olan paraları burada bozduruyorlar. Rusya'dan ruble falan getiriyorlarmış, bozuyorlarmış. Bu şekilde. Şimdi arkadaşım bir tane medresenin önünde bekliyoruz. O gelene kadar da medreseyi gezelim dedik. Medresenin adı Kökaldaş Medresesi. Bunun Türkçesi öz kardeş anlamına geliyor. Öz kardeş medresesi diye anılıyor. 16. yüzyılda Taşkent hükümdarı Barakhan ve yardımcısı Dervişhan tarafından kurduruluyor. Buranın kuruluşunda ve kullanışlı iki tane efsane var. Kısaca anlatayım. Birinci efsane, bu etrafta yaşayan ve suç işleyen kadınların yukarıdan aşağı atıp idam edildiği yer diye söyleniyor. İkinci efsanesi de bu etrafta hiç fıstık falan büyümez normalde ama bina yapıp bitirdikten sonra kubbesinde bir fıstık ağacı büyüyor. Ve onun mübarek olduğunu düşünerek o kubbedeki ağaçtan fıstıklar alınarak bu etrafa fıstık bahçeleri kuruluyor. Ve o ekilen fıstıkların işte mübarek olduğunu düşünerek bu etraf çok değerleniyor, ünleniyor. Burada şehrin giriş kapılarının birisi varmış ama şu anda o kapı yok tabii. Şu an bile şehrin merkezi olma özelliğini halen korumakta. Yaz tatillerinde
burası medrese olarak kullanılıyormuş. Yani Kur'an kursu gibi. Eğitim veriliyormuş şu an. Medresenin içi çok güzel. Aa, talebeler. Üst kata çıkabiliyormuşuz. Şimdi üst kata çıkalım. Eski hali şu şekilde. İki tane var. Hangi taraf? Sol taraf. Nerede? Talebeler. Evet. Tamam. Çocuk düşüyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Geçti yolculuğu. Ben güzel de geçti. Tanıştırayım. Tamam, ben Ömer. Ben Murat. Ben Murat. Burada öğrendiğim, hem çalışıyorum. Maşallah. Taşıyor musunuz? Efendim? Taşıyor musunuz? Hayır, ben Kaşkadarya bölgesinde. Kaşkadarya. Evet, orada doğdum. Burada sadece üniversitem burada. Orada okuyorum. Güzel. Tamam, o zaman geçelim. Geçelim. O bölgede Arap kökenliler var, Araplar değil mi? Araplar var, evet. Tacikler de var bir de. Onların kendi dilleri var mı? Kimlerin? Arapların. Arapların sadece Arapça konuşmuyor bizde. Biraz karışık, yani Tacikçe gibi konuşuyorlar onlar. Özbekçe yani karışık konuşuyor. Ama tam Arapların ailesinde olmadım. Yani nasıl konuşuyor onu bilmiyorum. Ama sokaklarda biz konuştukça onlar evet, bizim gibi konuşuyor. Evet. Biraz daha ama farklı konuşuyorlar. Evet, farklı. Anlamakta çok zorlandım. Teşekkür ederim. Burası Çarşı Pazarı. Burası üstü kapalı pazar. Çarşı yani çarşı anlamında aslında. Buranın en büyük çarşısı, pazarı. Evet, pazarı. Şimdi herkes buraya geliyor normalde. Her şey var. Her şey var. Bölüm bölüm. Elbise de, kıyafet de, her şey var. Burada çeşit çeşit ekmekler var. Mis gibi ekmek kokuyor burası. Özbekistan'da ekmek bir sanat. Gel ablacığım, ekmekler de katı güzel adam var. Gel. İşte sana 15 milyon. Bu ekmeğin adı ne? Adı ne? Paternon bu. Paternon. Paternon, evet. Bakın şu şekilde. Bu kendi restans. Karadeniz. Karadeniz, çok güzel. Çeşit çeşit ekmekler. Burada özel bir konu var ekmekle ilgili. Çok da ilginç. Bu ekmeklerin şekilleri farklı ya. Evet. Bu öylesine şekil farklılığı yok. Bu gittiğiniz yere göre değişir. Evet. Kime götürdüğünüze göre değişir. Onun için böyle farklı farklı ekmekler. Ve Özbekistan'da adettir. Hiçbir eve tek sayıda ekmek götürmez. Her zaman çift sayıda götürür. Yani ekmeklerin böyle olmasının hepsinin ayrı bir sebebi var. Mesela düğüne gidiyorsanız farklı bir ekmek alırsınız. Cenazeye gidiyorsanız farklı bir ekmek. Kızınız bir eve gelin gitmiştir, o eve gelin ziyaretine gidiyorsanız farklı bir ekmek alınır. Evde şeker hastası varsa ona farklı bir ekmek alınır. Yani bunların şekil değişikliği o yüzden. Veya kendiniz seyahate gidiyorsanız daha böyle bayatlamayan, daha sert ekmekler var, onlardan alınır. Çarşıya gelmedik, sadece girişini gösterdim. Geleneksel kıyafet giyeceğim, oraya gidiyoruz. Geleneksel kıyafetlerin olduğu bir yer var. Oraya gidelim, daha sonra çarşıya geleceğim. Çarşılarda neler satıyorlar onları size göstermeye çalışacağım. Şu dükkanlarda eğer bulursak bir genç kız falan orada çektiririz, gelin selamı yaparız. Tamam, inşallah. Oo, burada geleneksel kıyafetler var. Çok güzel.
çeşit çeşit geleneksel kıyafetler. Burada gelinlikler var. Buraya geldik, kına gecesinde giyiyorlar. Bunları kına gecesinde giyiyorlar, aynı bin dallı gibi. Bunu gelin giyiyor. Şunu başına giyiyor. Bu zaten şey oluyor. Şunu da başının üstüne asılıyor. Tümünün üstüne asılıyor. Sonra misafir geldiği zaman gelin o tülü böyle tutuyor önünde. Şu eğiliyor. Üç kere selam veriyor. Selamdan sonra gelen misafir ona para olarak veya bir hediye olarak bahşiş veriyor. Onu hürmet ettiği anlamına geliyor. Dur bak. Ne güzel bak bunlar. Rahat, efil efil. Çok güzel. Efil efil. Pamuklu kumaş bir de. Geçen aldım bundan 5 takım. Bunları da giymiştik şimdi. Ben de unuttum nerede. Olsun, buluruz. Burası korpeçe pazar diyorlar, yani minder pazarı. Korpe. Bunlara korpe diyorlar. Korpeçe pazar. Korpeçe. Evet. Korpe derseniz yorgan olur, korpeçe derseniz minder olur. Çeşit çeşit minderler var. Burada yerde oturma kültürü yaygın. Geleneksel kıyafetler var. Az önce beğendiğim yer miymiş? Evet, evet. Burası. Bakabilirsiniz. Anhorla kime tiştik? Horazım 15. Salam. Salam. Malle rahmat. Burada sadece bu şekilde mi kıyafetler? Başlık falan yok. Var, onlar da var. Yani duple bağım. Var. Bunlar çapan diyorlar bizde. Bunlar çapan. Çapan, evet. Peki bunların motifleri farklı. Özel isimleri var mı? Hayır, özel isimleri yok. Mesela bunu elde de niki biliyorlar. Onları şey keşte diyoruz biz. Keşte yapıyor. Kadınlar yapıyor genelde. Böyle yani. Yalnız motiflerin özellikleri var. Onu da söyleyelim. Ha. Mesela narlı motifler vardır. Evet. Çok, mesela bu narlı motif olan. Üzümlü motifler vardı. Bunlar üzümlü olan. Cenin yani bebek motifleri var, çocuklu. Bunlar botucukka. Yani aslında bunların özelliği var. Mesela burada gördüğünüz hayvan motifleri olan var. Yiyecek kişinin yaşına, işte konumuna, kişisel özelliğine göre aslında seçim oluyor. Yani öyle sıradan gelip de bu güzelmiş deyip almıyorlar aslında. Eskiden böyleydi, şimdi eskiden, öyle mi? Eskiden, şimdi çok güzel yok bunların ama bunların hepsinin bir özelliği var yani. Sıradan olmuyor. Mesela gördüğünüz gibi bunlar mı? Evet. Yani nar nedir? Berekettir. Evet. Yani bereket olsun diye giyilir. Tamam. Üzüm bereket. Bereket olsun diye giyilir. Lokka değil mi dokunur? Böyle bir. Eskide okuman kendince. Bu dohmeleri kadınlar mı takıyor, erkekler mi? Erkek ayol farkı yok onun. Fark etmiyor. Evet. Böyle kadın gele. Bu yan şuna kadar. Bunu yengeler yan var. Hazı yengisini al. Yinelerini getireceğim. Herhalde el işlemesi olur bunlar. Mesela şu el işlemesi gibi. Evet. Evet, geçtiniz. Hatta bu giyilmiş, antika olmuş. Evet, antika bu. Bu yeni, bu antika. Evet. Bunların koleksiyonu var Türkiye'de. O koleksiyonu olan kişi siz misiniz? Evet, benim. Sizden bahsetmişlerdi bana Kayseri'de. Aa, Haydar mı bahsetti? Kızı bahsetti. Ha, tamam, Hatice. Yani bu evdeki evin bir kısmı da. İşte böyle bu el işlemiş şapkalar mesela, bu Türkmenistan'da iğneyle yapılan bir şapka bu. Çok çok ince motifler ve çok değerli şeyler. Bunlar benim hep yurt dışına gidip gezerken aldığım şapkalar. Bu da el işlemeli. Bunlar farklı ülkelerin motifleri. Mesela bu keçeden yapılma, Kırgızların şapkası. Bu Peştunların şapkası. Evet, Peştun. Mesela bu var, Kazaklar. Sintiler de takıyordu onu Belüçistan'da. Evet, bu Türklerin ana tanrıçası Umay var, onun işaretidir. Bunlar da ilişkilemeler, çadır motifleri, bu Özbekistan, bu Kazak domburası, bu
Un eleği. Kullanmış bunların hepsini. Çok tarihi. Bunlar buğday eleği. Bunlar şerbet sürahileri. Bu yağla yanan lamba. Bu bayanların kullandığı güzel kokular için bir şişe. Hamam tası, kurma diyorlar ya herhalde. Güzel. Gümüş, yani şekerlikler, ayran tası. Bu Türkmenlerin nazarlık için araçlarına ya da işte binek hayvanlarına astıkları bir örgülü bir şey. Bu çok eski bir radyo. Hatta o kadar eski ki FM kanalı bile yok. Yani FM'den bile önce çıkmış. Bu dibek taşı. Bu taşla şunun içinde buğday, arpa eziyorlar veya bu tokmakla eziyorlar. Evet. Şimdi ben geleneksel kıyafetlerden deneyeyim, size de göstereyim. Hı. Dokmayı takacağım ama dobbe miydi? Ha, dobbe. Nasıl oldu? Böyle oldu bana. Buna hangisi uyar üstümdekine? Ona şu uyar. O zaman onu deneyeyim. Evet. Şu da olabilir. Hangisi seviyor? Mavi daha iyi sanki. Şuradan değil mi? Her birinin ayrı bir şey giyim etmen. Hiç bile giyemem bile. Hı? Bu şekilde. Nasıl oldu? Şimdi bunu kadınlar giyiyor. Evet. Bunu normal hayatta giymezler. Misafirliğe giderken, düğünlere giderken veya özel bir toplantı falan olduğu zaman, doğum günlerinde falan giyiyorlar. Üzerindeki her deseninde farklı manaları var. Yani gittiğiniz yere göre bile değişir bu giyimleriniz. Gittiğiniz yere göre motif seçmeniz gerekiyor. Tabii şu anda pek o adet kalmadı ama bilenler seçerek giyerler. Bu üzerindeki motiflerin farklı manaları var. Birkaç tanesini örnek vereyim. Mesela evinde bereket olmasını isteyenler genelde nar ve üzüm motifleri giyerler. Çok nazar değen kişiler genelde üzerinde böyle çok anlaşılır olmayan mavimsi, insanı sakinleştiren renklerde ve baktığınız zaman ne olduğu anlaşılmayan motifler giyerler. Sebebi bakan adamın gözü oraya gitsin. Yani giyen kişiyle motifleri kaysın ki nazar değmesin anlamında giyerler. İşte çocuğu olmayanlar için ayrı bir giyim, bereket olmaları için ayrı bir giyim derken herkes farklı niyet ve farklı sebeplerden dolayı değişik motifli elbiseler giymek zorundaydı eskiden. Şu anda değil tabii. Şurada eski antika olanlar var. Giyilmiş. Kiyilyan eskilerden. Bunlar kiyilyan doğru mu? Ne makas kere? Bu paranca o ki bu ne? Ya bu şey işte kadın peçeleri. Ha bakabilir miyim? Bir tasını açsak kursa çıkıyor bunlar. Açık kursa. Kaç var ona? Fark yok. Ne oldu? Tirayla bir tasını kursa çıkıyor. Olabilir. Bu şekilde. Evet. Bunun adı ne? Paranca. Paranca diyorlar. Bu paranca. Bunlar daha pahalı değil mi? Tabii çünkü ki, bu el işlemesi. El işlemeler ve eski giyilmiş antika. Evet. Bunların üstünün bir de tepe örtüleri var. Kadınlar kafalarını o şapkaları giyiyor. Üstüne de bunun motifine yakın bir örtüyle kapatıyorlar. Onu biliyorum. Şu anda sadece böyle paranca dedikleri pencere aslında. Oradan görebiliyorlar sadece. Yüzleri hiç görünmüyor. Bu gelinler için mi yoksa herkes, yok, herkes için? Eskiden herkes böyle giyiyordu. Kaç yıl önce? Ya bu 1800 yani 1900'lü yılların başına kadar böyleydi. Ruslar buraya gelene kadar herkes kapalıydı ve perence ismiyle giyiyordu herkes. Sonradan değişti. Burada geleneksel motifte çantalar var. Böyle minik şapkalar falan var. Veya kızlara giydirilen. Burada sünnet düğünü oluyor. Mesela bunlar o işte sünnet çocuklarına giydirilen elbiseler. Onlar sünnet şapkaları. Çok güzel bunlar. İçeride de onların şapkaları var. Bakın. Selamun aleyküm. Sünnet düğünü. Kıyafeti. Şapkaları bakın. Hangi bunlar kızlar için mi? Evet, onlar kızlar için. Kızlar niçin giyiyor? Yani kızlar onlar aslında şöyle, yani böyle düğün merasimlerde onların güzel gelin görünmeleri için ya da hoş görünmeleri için onları da böyle güzel süslü kıyafetler giydiriyorlar.
Yani bu Türkiye'deki sünnet düğünü kültürü Orta Asya'dan gelme diyebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü İran'da yok mesela. Evet. Burada değişik de geliyor onlara sünnet düğünü. Şimdi bu coğrafyada özellikle Özbekistan'da erkek evlat zaten bir ayrı bir zenginlik, ayrı bir gurur kaynağı. Eğer oğlunuz varsa zaten siz artık gururla evinize gidebiliyorsunuz oğlum oldu diye. Ve onun sünnet düğününü de çok böyle şaşalı yapmanız gerekiyor. Onun giyimi olsun. Hatta doğduğunda hastaneden çıkıp eve getirene kadar bile düğün eşliğinde getiriyorlar, çalgılar eşliğinde. Ve sünnet düğünlerinde o çocuk mutlaka çok süslü giyinmeli, çok güzel giyinmeli. Büyük bir hükümdar gibi, sanki böyle bir prens gibi giyinmeli. O yüzden buralardan bu tip elbiseler alıyorlar. Bunlar ne? Yelpaze. Bu aslında buradaki yaşlı kadınları var ya, onlar evde otururken böyle çevirirler. O zaman bu kral ismi buna. Kendine rüzgarlık yapıyor, yelpaze. Böyle bir şeyi Azerbaycan'da kullanmıştım. Video çekiminde, antikaydı. İyiymiş. Güzel. Taşkent'te yaşamayan, daha civar kasabalardan, kırsal kesimde. Onların sevdiği renkler bunlar. Genelde onlar için dikilmiş elbiseler. Kırsal kesimden gelenler bu kıyafetleri tercih ediyormuş. Daha canlı, şıkır şıkır. İran'da da böyleydi. Kırsal kesimdeki halkın beğenisi daha böyle canlı renkler oluyordu. Burada da öyleymiş. Bunlar gelinlik mi? Oo. Çok güzel. Yani aslında gelinlik değil. Bunlar işte düğünden bir gece önce kızları oynatırlar ya bize kına gezisi. O zaman giyilir. Bu da kına kıyafeti. Yani. Evet. Çok hoş. Özel bir adı var mı? Yani ben bilmiyorum. Ansan. Ansan mı? Ansan. Ansan ve ensemble gibi. Ensemble. İngilizceden gelen bir isim. Kelime de o yani nasıl diyeyim, merasim kıyafeti diyebiliriz. Evet, burada taçlar var. Çok güzel. Böyle renk renk bindallılar var. Şimdi bir taç deneyeceğim. Bana böyle inci boncuklu şeyler yakışıyor. Kim? Rahmet. Burada da bu şekilde olanlar var. Kaftan gibi. Burada duvaklar var. Bunlar da duvak değil mi? Evet, yok. Özbekçe adı ne? Duvak. Bunu gelinler mesela sari diyorlar. Hintçe gibi sari diyorlar ama şey yani rumal bizde. Rumal. Örtü. Rumal. Evet. Bu motifler de erkeklerin. Çapan, evet. Bu çapanları çok gördüm. Şu damatların giyimleri. Selamun aleyküm. Bunlar da damatlarınmış. Bunun adı neydi? Bu da mı? Bu da çapan. Damat bak giyiyor. Bak batura diye bu. Başlıklarda bunlar mı? Öyle nakışlar oluyor ya. Onları yani her insan giymiyor. Sadece damatlar giyiyor. Öyle olursa yani gelinler, damatlar böyle giyiniyorlar. Bu Türkiye'de çekilen tarihi dizilerin filmlerin kıyafetlerini genelde o kostümcüler Özbekistan, Kırgızistan, Kırgızistan'dan götürüyorlar buralarda. Burada papuçlar var. Kavuş. Kavuş. Evet. Kavuşmuş. Evet. Burada da farklı motiflerde çapanlar var. Bu kışlık sanırım. Kalın. Evet. Bu el dikimi sanırım değil mi? El işi. Evet, bu el işi. El yapımıymış. Mesela onun fiyatı kaç son? 650. 650. 650 son. 50 dolar. 50 dolar. Sonra şöyle bir seccade. Bu da
El işlemesi mi, makine mi? Kol da tükeniyor mu? Bu maşin. Bu maşin. Bu maşin. Bunlar ipek. İpek üzerine. Evet, ipek. O ne kadar? Bu 3.900 dolar yani. 300 dolar. Yani 400 dolar gibi. 300 dolar. Onun yanındaki de ipek mi? Yok. Yok şu. Şu? Yok diğeri. Bu ipek mi? Yok. Ha, değil. Adres. O ipek sadece. Evet. Bu ipek. Çok güzel. Bu el mi maşın mı? Bu kolda dikiliyor. Kolda dikiliyor. Şuna bakın. Ben bunu yeğenime götürdüm. O kadar güzel oluyor. Yazın çok şahane oluyor. Pantolon var altında. Evet. Şortu var böyle. Bayağı iyi. Burada bu tarz gömlekler çok fazla. Çanak çömlek bu bölgelerde çok yaygın. Özellikle Buhara'da. Bu motiflerde çok fazla tabak çanak var. Şu motifler de çok güzelmiş. Şu çaydanlıklar da güzelmiş. Bayağı iyi. Alttan ısıtması da var. Yani mum koyup sıcak tutabiliyorsunuz. İyi. Burada da farklı modeller var. Rusların bu Orta Asya'ya kazandırdığı bir güzel bir hasret var. Onlardan üçü. Burada yaşayan her insan, eğer Sovyetler Birliği döneminde yaşamışsa, ya bir spor dalı bilir, ya bir müzik, herhangi bir müzik enstrümanı çalar ya da herhangi bir el sanatlarından biriyle uğraşır. Mesela ressamlık gibi. Burada en ünlülerini söyleyeyim. Ya ressamdırlar, ya piyano çalarlar ya da spor dallarından herhangi birisiyle uğraşırlar. Yaz aylarında böyle ayran, komposta, hoşaf gibi şeyler satılır. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba. Siz yaklaşırsınız. Diyor ki yani burada bir yemek, insanlar yemek yiyor. Oradan bir çekim yapsak ondan sonra buraya geçsek diyor. Tamam. Tamam.